Bunun peşini bırakmayacağım. Yaptığın hesabını vereceksin. Aslı! Hadi kızım, kahvaltı hazır. Yok anne, ben yemeyeceğim bir şey. Pastanede yerim. İyi o zaman. Hadi çıktım ben. Oh. Çok teşekkür ederim. Size ne kadar teşekkür etsem az. Ne demek, rica ederim. Bana da çok iyi geldi. Çok iyi vakit geçirdim. Ha, eğer vaktiniz varsa ben size annemi tanıştırmak istiyorum. Ay, harika olur. İstersen anneni de alıp yeni eve beraber gidelim. Ona da sürpriz olur. Gerçekten mi? Evet. Tamam, ben eşyaları alayım o zaman. Hadi. Nasıl bir oyun bu ya? Amaçları ne? Aslı. Anneciğim, Başak Hanım. Aa, Başak Hanım. Çok memnun oldum. Aslı sizden çok söz etti. Şey, buyurun buyurun, geçin içeri. Buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Nasılsınız Başak Hanım? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, sağ olun. Aslı yeni işinden size bahsetmiştir sanırım. Sizin için tasarım yapacakmış. Evet. Aslı hem çok yetenekli hem de çok akıllı bir kız. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizi tebrik ederim. Sağ olun. Öyledir. Ne ikram edeyim size? Çay, kahve ya da aç mısınız? Ay yok, hiç zahmet etmeyin. Olur mu canım, böyle boş boş? Bir kahve yapayım en azından. Tamam, peki. Sade olsun o zaman. Tamam. Dur anne, ben yaparım. Aa, hayır Aslı'cığım, ben yapacağım. Annen ne kadar güler yüzü, ne kadar samimi biri. Annem benim bir tanemdir. Babam vefat ettikten sonra annem benim her şeyim oldu. Başın sağ olsun. Demek böyle anne kız birbirinize destek oluyorsunuz. Aslı'cığım, sana olan saygım bir kat daha arttı. Annen çalışıyor mu? Yok. Yani işten yeni ayrıldı. Annem aşçılık yapıyor. Gerçekten mi? Evet. Ya annem diye söylemiyorum ama gerçekten çok güzel yemek yapar. Harika. Eğer çalışmayı düşünürse benim yanımda seve seve işe başlayabilir. Ankara'dan İstanbul'a yerleşeli daha çok olmadı. Daha düzenimi tam olarak oturtamadım. Benim bir aşçıya bir de şoföre ihtiyacım var. Buyurun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şöyle koyayım. Şöyle koyayım isterseniz. Anneciğim, Başak Hanım evine aşçı arıyormuş. Aa, öyle mi? Evet. Aslı sizi öve öve bitiremedi. Düşünür müsünüz? Ay, bilemedim şimdi. Tamam, hemen cevap vermeniz gerekmiyor. Siz biraz düşünün. Anne, Halil abi de şoför olarak söylesek mi? Aa, tamam Aslı. Halil Bey benim bir önceki işimde çalışıyordu. Orada tanıştık. Evin hanımının şoförüydü ama çok iyi insan. Aa, öyle mi? Çok iyi olur. Yani biliyorsunuz bugünlerde güvenilir insan bulmak çok zor. Ben hem sizi hem de Aslı'yı çok sevdim. Yani sizin referansınız benim için çok önemli. Tamam o zaman, ben sizin için konuşurum Halil Bey'le.
Tamam. Ama siz de konuştuklarımı lütfen bir düşünün. Sizinle çok çalışmak isterim. Düşünürüm. Anne, sana bir sürprizim var. Hayırdır? Ne sürprizi kızım? Ama sürpriz söylenmez. Seni bir yere götüreceğiz. Ne zaman? Şimdi. O zaman siz kahvenizi içerken ben hazırlanayım. Ay Aslı'cığım çok iyi denk geldi. Hem sizin işiniz görüldü hem de benim. Evet. Afiyet olsun. Erdem. Burak arıyor. Açsana bence. Açayım değil mi? Alo. Gonca. Akşam için kusura bakmayın. Açıklamaya da fırsatım olmadı. Yok, önemli değil. Ama merak ettik çok. Aslı'ya evlenme teklif etmeden önce ailemin de onayını almak istedim. Biraz zor oldu ama başardım. Ne? İnanmıyorum. Çok sevindim gerçekten. Ne oldu, ne oldu? Sağ ol Gonca. Ama siz belli etmeyin. Ben ona bir sürpriz hazırlayacağım. Tamam. Ama bak yardıma ihtiyacın varsa biz Erdem'le buradayız, tamam mı? Yok yok. Benim başka bir planım var. Tamam. O zaman çok tebrik ediyorum tekrar. Görüşürüz. Ya Gonca ne oldu anlatsana. Evlenme teklifi etmeden önce ailesinin onayını almak istemiş. İçi razı gelmemiş. Ama en sonunda başarmış. Şimdi kendisi bir sürpriz hazırlayıp Aslı'ya evlenme teklif edecekmiş. Süper, bak ben sana demedim mi? Ay dedin gerçekten Erdem ya. Kankama bak ya. Yok artık. Annesi de mi bu işin içinde ya? Da fazla. Bayıldım. Bayıldım vallahi. Hay anne, beğenmene çok sevindim. Başak Hanım ne iyi bir kadın. Seni de çok seviyor. Evet. Ya, o olmasa bu evi asla tutamazdık. O yüzden ben de çok çalışıp onu memnun edeceğim. Sen başarırsın kuzum. Ne güzel bir ev tuttun bize. Güzel bir işin de var. Artık kötü günler geride kaldı. Canım benim. Sen hiç merak etme. Bundan sonra çok mutlu olacağız. Söz veriyorum. Aslı, ne diyorsun? Başak Hanım'ın teklifini kabul edeyim mi? Ya bilmem, sen de gördün, tanıştın. Yani çok tatlı, samimi birine benziyor. Yani fırsat ayağına geldi diyorsun. Ya bence bir taşınalım. Sen de birkaç gün bir dene. Eğer memnun kalırsan başlarsın. Aslım, en çok da Halil Bey için seviniyorum. Yani bizim yüzümüzden işinden oldu diye çok üzülüyordum. Umarım kabul eder. Ya hatta ben arayayım onu, haber vereyim. Tamam. Dur ben bakarım. Hoş geldiniz Halil Bey. Hoş bulduk. Gel Allah'a otur. Merhaba. Ben geçiyordum, bir şeye ihtiyacınız var mı diye bir uğrayayım dedim. Eksik olmayın Halil Bey. Ben de tam sizi arayacaktım. Aslım bana sürpriz yaptı. Çok güzel bir ev tutmuş. Birkaç güne kendi evimize taşınacağız. Sizin adınıza çok sevindim ama keşke acele etmeseydiniz. Ya burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ya olur mu öyle şey? Artık bizim kendi düzenimizi kurmamız lazım. Çok sağ ol Ali abi. Peki Aslı'cığım, tamam. Hayırlı olsun o zaman. Eksik olma. Ben bir çay koyayım. Hadi anneciğim. Eşyalarınızı getirmek için arabayı hazırlamıştım ya. O zaman eşyalarınızı direkt yeni evinize göndereyim. Ha?
Çok iyi olur. Ama iki gün bize izin verin. Evi bir temizleyelim, sonra taşıyalım eşyaları. Tamam, siz bilirsiniz. Ben sizden haber bekleyeyim. Halil Bey, bir konu daha vardı. Aslında yeni çalışmaya başladığı bayan evine bir aşçı bir de şoför alacakmış. Bana iş teklifinde bulundu. Ben kabul etmeyi düşünüyorum. Sizden de söz ettim. Eğer düşünürseniz bir randevu ayarlayabiliriz. Sizinle olduktan sonra ben... sizinle olduktan sonra her yerde çalışmaktan mutlu olurum ben. Emel Hanım. Tamam, görüşme ayarlayabiliriz tabii. Tamam, ben Aslı ile haber göndereceğim hemen. Tamam, ben o zaman sizden haber bekleyeceğim. Hoşça kalın. Çay koymuştuk. Kim inandırıyor seni olmayacak o dua? Sen uyuttun ama ben uyandırayım. Bir daha asla arar mıyım yok, cayar mıyım yok. Hayat senden ibaret sandım, alakası yok. Arar mıyım yok, cayar mıyım yok. Hayat senden ibaret sandım, alakası yok. Azıcığım, yemek yemiyorsun ya. Bari biraz meyve ye çocuğum. Yok anne, istemiyorum. Ne saklıyorsun sen orada? Hiçbir şey. Aslı, hani yalan söylemek yoktu? Ver bakayım onu bana. Ederim, yalan söylemiyorum. Gerçekten görüşmüyorum onunla. Yemin etme kuzum. Ben sana inanıyorum. Bu kadar çok mu seviyorsun onu? Burak'ın ailesiyle olmazdı. İlişkinizi benden saklamanız, bana yalan söylemen, onların yanında çalışmış olmamı bir yana koy. Ben sizi desteklesem bile onlar buna izin vermezdi. Sizi ayırmak için ellerinden geleni yaparlardı. Daha çok üzülürdünüz çocuğum. Anne, kapatalım mı artık konuyu? Daha fazla konuşmayalım. Biraz meyveye. Sağ ol anne. Thank you.
Duygularımla oynamak ne demekmiş göreceksin. Aslı! Hadi kızım, kahvaltı hazır. Anne, ben kahvaltı yapmayacağım ya. Pastaneye gitmem lazım. Aa, olmaz Aslı. Bak, yüzün kaşık kadar kaldı. Kabul etmiyorum, yiyeceksin. Yemeden gitmek yok. Beni mi bekliyordun? Yo, Halil abindir. Hadi bak, aç kapıyı. Tamam. Kızım, Halil abin mi geldi? Aslı? Aslı ne oldu? Aslı? Emel Hanım, sizinle konuşmam gerek. Çok önemli. Fazla vaktinizi almayacağım. Lütfen. Tamam. Aslı, sen odada git kızım. Buyurun. Söyleyin bakalım, neymiş bu önemli şey? Emel Hanım, öncelikle yaşananlardan dolayı sizden özür diliyorum. Hem ailem hem de kendi adıma. Ben ailemle konuştum. Onlar da çok üzgünler. Yani ani bir şekilde öğrendikleri için başta ne tepki vereceklerini bilemediler. Fakat Aslı'ya olan duygularımı anlayınca beni desteklemeye karar verdiler. Anlayamıyorum. Ben ailemin onayını aldım. Eğer siz de onay verirseniz ben Aslı'ya evlenme teklif etmek istiyorum. Bakın, yaşananlar geçmişte kaldı. Annem de çok üzgün. Ama en kısa zamanda aranızı düzeltmek için o da sizinle görüşmek istiyor. Bakın Burak Bey, aileniz sizin zorunuzla kabul etmedi değil mi? Öyle olursa benim çocuğum çok üzülür. Ben de çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Ailem bizim sevgimize inandı ve saygı duyuyor. Lütfen siz de buna izin verin. Tabii ki de bunu size en baştan söylememiz gerekiyordu. Ama ne tepki vereceğinizden korktuk. Bunu o yüzden sakladık. Ve maalesef daha kötü sonuçlar meydana geldi. Yani yalan yalanı doğurdu. Ama artık yalan yok. Of, ne konuşuyorlar acaba ya? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Lütfen bize bir şans verin. Ama dediğim gibi, ben çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Size söz veriyorum. Sana söyleyecekleri var. Ben ailemle konuştum. Onların onayını aldım. Artık annenle bizi destekliyor. Emel Hanım, eğer izin verirseniz Aslı'yı bugün okula ben bırakayım. Onu ben götüreyim. Olur. Hadi hazırlanma, çıkalım.